Sevgili arkadaşlar, Tonguç Akademi'den herkese selamlar. Bu videoda sizlere planlı ve programlı çalışmanın bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz yaptığınız programlara uyamıyorsunuz. Uyamadıkça kendinizi motive olamamış hissediyorsunuz. Motive olamadıkça ders çalışamıyorsunuz ve böyle kısır bir döngü içerisine giriyorsunuz. Özellikle sınava hazırlandığınız bir dönemde ise bu kaygı duygusunu beraberinde getiriyor ve kendinizi çok sıkışmış hissediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle planlı çalışabilmek için hayat akışınızı bilmeniz gerekiyor. Günlük hayatınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü her biriniz birbirinizden farklısınız ve aynı programlara uymanız beklenemez. Ben sizden önce şunu yapmanızı istiyorum. Haftalık bir çizelge belirleyip sabah kalktıktan sonra gece yatana kadar neler yapıyorsunuz? Hangi saat aralıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu dürüstçe yazmanızı istiyorum. Daha sonra yaptığınız bu listede gereksiz gördüğünüz şeyleri eleyerek başlamalısınız. Örneğin sosyal medyada şu kadar kalıyorum, bu kadara indirebilirim bunu şeklinde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ne kadar zaman geçiriyorsanız bunu yazmalısınız. Ders çalışmaya ne kadar zaman ayırıyorsanız bunu yazmalısınız. Ve doğal olarak bu çizelgeyi oluşturduktan sonra sizin elinizde gününüzün en verimli saatinin ne zaman olduğunu bir haritası çıkacak. Bu zamanı belirledikten sonra lütfen derslerinizi listeleyin ve hangi derse ne kadar çalışmalısınız, ne kadar gayret göstermelisiniz bunu belirleyin. Belirlediğiniz zaman aralıklarına bu dersleri lütfen yerleştirin. Bu dersleri yerleştirdikten sonra kendinize haftalık ölçümler belirleyin. Çünkü birçoğunuzun yaptığı hata şu, kendinize uzun vadeli programlar yapıyorsunuz. Uzun vadeli programlara belli bir yerde uyamadığınızda müthiş bir hayal kırıklığı hissediyorsunuz. Ve yine motivasyonunuz bozuluyor. Fakat sizin için en kullanışlısı haftalık programlar. Çünkü kısa vadede ölçüm yapmak sizi bir sonraki haftaya daha motive olmuş bir şekilde hazırlayacak. Daha planlı çalışmaya başlayacak. Ve saatlerinizi zaman zaman eklemeler yapacaksınız. Ders çalışma süreniz uzayacak. Öncelikle kısa vadeli program yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamada sizin ders çalışmaya başladığınızda dikkatinizi dağıtan şeyler neler? Bunu bulmalısınız. Örneğin masanızda fazla kitap bulundurduğunuzda o bunları ne zaman bitireceğim şeklinde bir kaygı durumu yaratabilir. Lütfen çalıştığınız kitapları bırakın masanızda. Diğerlerini çalıştıkça alabilirsiniz. Ve en önemlisine geleceğim. Lütfen telefonunuzu ders çalıştığınız süre içerisinde mümkünse farklı bir odada bırakın. Çünkü gelen bildirimler ya da sizin bir şeye bakma ihtiyacınız her zaman vaktinizi çalacaktır. Ve motivasyonunuzu etkileyecektir. Bu yüzden mümkünse farklı bir odada bırakın telefonunuzu. Sizin ders çalışmanıza engel olabilecek her şeyi ortadan kaldırmak üzerine programlanın. Ve lütfen şunu prensip edinin. Önce çalış, sonra dinlen. Biliyorum özellikle bu karantina döneminde hepiniz ders çalışmakta zorlanıyorsunuz. Fakat şunu unutmayın ki her zorluk içinde bir armağan saklar. Bu dönemi çok iyi değerlendirmelisiniz. Ders çalışmaya başlarken o derse çalıştığınızda kazançlarınız nedir? Kayıplarınız neler olacak? Lütfen bunu zihninizde canlandırın ve öyle çalışmaya başlayın. Ve şunu söyleyin kendinize. Evet, şu an dinlenmek istiyor olabilirim ama 25 dakika bu derse çalıştıktan sonra kendime 15 dakikaya dinlenme zamanı olarak hediye ediyorum deyip kendinize telkinler verin lütfen. Şöyle düşünün. Toplumumuzda bir algı vardır. Biliyorsunuz küçük çocukların her istediğini yaptığımızda çocuklar istekleriyle yönetmeye başlarlar bizi. Bu yüzden bizim canımız da aslında küçük çocuklara benziyor. Her istediğimizi yaptığımız zaman belirli bir süre sonra hayatımızı isteklerimiz yönetmeye başlıyor. O yüzden prensiplerinizi biraz öncelik haline getirerek prensiplerinizin ve ilkelerinizin sizi yönetmesine izin verin. Tabii ki dinlenme zamanlarınız da önemli ama önce yapmanız gerekenleri yaptığınızda daha rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla dinleneceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Haftalık ölçümlerinizi mutlaka yapın. Bu çizelgenizi oluşturduktan sonra ve haftalık çalışma programınızı bitirdikten sonra haftalık ölçümlerinizi yapın. Hangi dersten nereye kadar ilerlediniz? Daha çalışmanız gereken yerler neler? Ve diğer konulara ne kadar zaman ayırmalısınız? Bunları da belirleyin bu ölçümün sonunda ve bir sonraki haftaya bu ölçümle birlikte devam edin. O yüzden arkadaşlar, sizin için en önemlisi haftalık ölçümler yapabileceğiniz kısa programlamalar. Bu videoda sizlere dikkatinizi dağıtan şeylerden ve planlama yaparken nelere dikkat edebileceğinizden kısaca bahsettim. Lütfen altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.